kürsü maalesef kadınlara göre ayarlanmamış. Şöyle bir tane basamak koyulsa iyi olurdu. Bilemedim. Sayın Divan, değerli konuklar, değerli protokol. Öncelikle Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak hepinize merhaba diyorum. Kent bir karşılaşma alanıdır. Belki sözü biraz aşabilirim Savaş Hocam. Pozitif ayrımcılık olarak değerlendirseniz sevinirim. Siz başlayın lütfen. Evet. Kent bir karşılaşma alanı. Kent bir uzlaşma alanı. Ve kentte ne yapıyorsanız yapın, ne yaparsanız yapın, o kentte yaşayanların siyasi düşüncelerini, etnik yapılarını, bakışını sorgulayamazsınız. Yani bu kentte altyapı yaparken bana oy verdi, vermedi, onu düşünüyor, bunu düşünüyor diyemezsiniz. Aslında kent böyle bir organizma olarak kurulmuş durumda. Ama aynı zamanda da kent politik bir mecra. Yani siyasetten, politikadan uzak bir bakış açısı deniliyor ama kent politik bir mecra. Hangimiz mesela bunun politik olmadığını düşünebiliriz? Mesela Cebeci Stadyumu'nun yıkılmasını, Atatürk Orman Çiftliği'nin talan edilmesini, Saraçoğlu Mahallesi'nin kendi özgünlüğünden kopartılmasını ve Cumhuriyet değerlerini temsil eden bütün mekanların bir bir yıkılmasını hangimiz politikadan bağımsız olarak değerlendirebiliriz? Dolayısıyla kent aynı zamanda bir politika üretme alanıdır. Çünkü idareyi üretenlerin, yönetenlerin politik bakış açılarının mekansal karşılığıdır. Tıpkı Cumhuriyet'in başkenti Ankara. Bu Ankara inşa edilirken Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet ideolojisinin ve bakışının her bir noktasını bu kentin sokaklarına nakış gibi işlemiştir. Ulus'tan Çankaya'ya kadar uzanan bu temsil aksının her bir noktasında Cumhuriyet ideolojisini görürsünüz. Laikliği görürsünüz, toplumsal cinsiyet eşitliğini görürsünüz, halkçılığı görürsünüz, bilim ve sanatı görürsünüz. Bunu görürken bütün o binaların arasından çıkıp giderken Cumhuriyet aşkını yaşarsınız. Niye? Politik baktığı için. Mekana, ideolojinin, Cumhuriyet ideolojisini ortaya koyduğu için. Dolayısıyla başkentte yapılan her şey, tıpkı Mustafa Kemal Atatürk'ün buraya gelip Anadolu'da inşa ettiği, burada inşa ettiği şeyi Anadolu'ya yaydığı gibi örnek teşkil eder. Doğru, bu kent konseyi 2019 yılında toplandı. Normalde bu kent konseyi işte 8. madde gereği herkese açık. Bu kent konseyine bugün buradayız fakat hukukun gücüyle buradayız. Özel bir davet almadığımızı bir kez daha söylemek isterim. Çünkü eleştiri ve öz eleştiri aslında demokrasinin en güzel, en geliştirici yanıdır. Birbirimizi eleştirerek, öz eleştirilerimizi vererek aslında demokratik ortamı yaratacağız. Özel bir davet almadık 2019'da. Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin birçok odası, DİSK'e bağlı sendikalar, KESK'e bağlı sendikalar, 25 yıl boyunca kent konseyi bizim zerre kadar umurumuzda olmadı Gökçek döneminde. Zerre kadar. 3 kere kent konseyiyle karşılaştık biz Gökçek döneminde. Birincisi Kızılay'da Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin yürüttüğü mücadeleye karşı kent konseyi başkanının örgütlediği bir mitingle gündemimize girdi. İkincisi Atatürk Orman Çiftliği'nde Ankara Bulvarı'nın iptalini sağladığımız için meslek odalarının kapılarına siyah çelenk bırakma, mimarlar odasına yumurta atma, şehir plancıları odasına çelenk koyma hedefiyle ve olayıyla karşılaştık. Üçüncüsü, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı olarak, bir kadın olarak benim fotoğrafımı bastırarak Ankara Bulvarı'nın yapılmasını engelleyen Mimarlar Odası'nı lanetliyoruz diye afiş yapıp her yere dağıtma organizasyonunun arkasında gördük. Biz bu yaklaşımla zaten bir arada olamayacağımızı bir kez daha ifade ettik.
Ama geçen yıl yapılan Kent Konseyi Genel Kurulu'nda Mimarlar Odası'nın davet edilmemesini, unutulmuş olarak ifade edilmesini, bütün örgütlerimizin, aslında sokakta kenti savunduğumuz bütün örgütlerimizin davet edilmemesini anlayamadık. Yangında ilk kurtarılacak dolap vardır mesela, değil mi? Kamu kurumlarında, bir bürokrat olarak söylüyorum bunu. Katılım dediğinizde, kent savunması dediğinizde unutulmayacak ilk örgütlerden birisidir Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve keza Mimarlar Odası. Bu unutulma şeyini kabul etmiyoruz. Dolayısıyla biz bunu hemen yargıya taşımadık. İlgili kurumlara, ilgili kişilere, ilgili partilere, Ankara'da böyle bir kent konseyi, bir uzlaşma üzerinden kurulabileceğini anlatmaya çalıştık dilimizin döndüğünce. Ama olmadı ve yargıya taşıdık ve sonuç itibarıyla yargı karar verdi ve Basın Yayın Daire Başkanlığı bize bir yazı yazdı. Açtığınız dava sonucunda Kent Konseyi Genel Kurulu iptal edilmiştir. Şu gün şu saatte toplantı yapılacaktır, detaylar web sayfasındadır diye. Dolayısıyla biz ona istinaden buradayız. İki dakikada bitiririm. Ankara'da demokratik bir Ankara deneyimi olacaksa, aynı ortamda nefes almaya başlayacaksak, herkesin düşüncesini bu ortamda bir uzlaşma kültürüyle bir arada organize edip bütünleştirmeye çalışacaksak, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'ni ve odalarını, diske bağlı sendikaları, ki bu insanların her biri bu kent savunmasında 25 yıldır en ön saflardaydılar. Hiçbir zaman biz bu kenti savunurken bir kent konseyine ihtiyacımız olmadı. Ama muhalefet partilerinin büyükşehir belediyelerini almalarıyla birlikte kent konseyinde demokrasiyi inşa edebilmeleri için bize ihtiyaçları var. Biz masada yerimizi hukuka uygun olarak aldık. Öyle aldık, böyle aldık. Ama bugün buradayız. Herhangi bir yürütme kuruluna aday olmayacağız Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği olarak. Olmayacağız. Lakin bütün çalışma gruplarında aktif olarak çalışacağız. Aktif olarak çalışacağız. Çünkü bu kentte bir demokratik Ankara deneyimi olacak ve Anadolu'ya yayılacaksa bu ortamın bize ihtiyacı var. Onun için biz bugün buradayız. Onun için uluslararası ortamlarda ödül de almış olsanız lütfen bizim hukuk kararımızı da yanına koymanızı istiyoruz. Ve şunu söylemek isteriz. Şunu söylemek istiyorum. Bitiriyorum. Şunu söylemek lütfen istiyorum. Lütfen toparlayalım. Evet, bitiriyorum zaten. Önemli olan biz burada bir demokratik ortamın yaratılmasına ve inşa edilmesine, Ankara'nın başkent kimliğinin yeniden kazandırılması için buradayız. Sayının bizim için önemli yok. Bizim için ideal önemli. Ve sözlerimi gerçekten bu kentte çok çaba sarf etmiş ve mücadele etmiş bir toplumsal, toplumcu belediyecilik anlayışının önderliğini yaratmış Vedat Dalokay'ın sözleriyle bitiriyorum. Kendisi aynı zamanda Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanlığı yapmıştır. İster 3, ister 3000 kişi olalım. Sayının ideal için bir değeri yoktur. Çünkü cesur bir insan, cesur bir örgüt tek başına çoğunluktur. Biz Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği olarak bu kenti savunmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Umarım katılımcı, hayırlı ve birlikte sürdürebileceğimiz bir genel kurulu. Teşekkür ederim.